Selam dostlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda token servis yapımızı devam ettiriyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi en son hatırlayacağımız gibi burada create token için bir alan yapmıştık. Şurada create etmiştik token'ımızı. Sonrasında da buradaki claim'leri database'e kaydetmiş idik. Şimdi bundan sonra tabii ki burada generate refresh token gibi alanlarımı da yapıyor almam lazım. Bu refresh token'dan daha önceden bahsetmiştim. Hani ne işimize yarayacak gibisinden. Arkadaşlar bunun en şu an yani bunu kullanacağımız alan şu olacak aslında. Biz tokenlarımızın süresini 15'er dakika ayarlayacağız. Fakat refresh tokenlarımızın süresini 30 dakika ayarlayacağız. Böyle olduğu zaman mesela biz bir token aldık, token oluşturduk. Ondan sonra login olduktan sonra bize bir refresh token ve access token dönüyor. Şimdi bu tokenlardan sonra generate refresh token tarafında benim normal access token'ımın süresi bittikten sonra generate refresh token'ımın süresi 60 gün boyunca kalıyor. Ben şimdi gittim generate refresh token'ımla beraber daha doğrusu refresh token endpoint'ime gittim, bir istek daha yaptım. Burada bana bir access token ve tekrardan bir refresh token gelmiş olacak. Böylece hem login süremiz 60 günde sabit kalmış olacak. Sürekli her giriş yaptığımızda artmış olacak. Hem de yok özür dilerim, artmış olmayacak. Sürekli refresh token'ımız yenilenmiş olacak. Hem de access token'ımız yenilenmiş olacak. Refresh token'ımızın da arkadaşlar içeriğini değiştiriyor olacağız fakat normal time'ını yani tarihini 60 gün olarak belirleyeceğiz. Her yeni token aldığımızda token'ın kendisi değişecek fakat tarihi değişmeyecek. Böyle bir şey kurguluyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi bu işlemi gerçekleştirebilmek için şimdi burada ben bir tane random number diyerek şurada bir tane new byte diyerek 64 bitlik şu şekilde bir random number oluşturmak isteyeceğim. Daha sonrasında using var RNG diyerek şu şekilde random number generator isimli bakın kriptografi şeyinde system security söyleyemedik. İşte onda bir tane böyle bir sınıfım var. Burada create metodunu çağırdıktan sonra bakın benim için burada bir random numara generate ediyor olacak. Daha sonrasında da buradaki get bytes'ı çağırarak buradaki random number'ı vereceğim. Böylece burada bir de return ederken convert to base string 64 ile beraber base 64 string ile beraber bakın random number'ımı burada generate ediyor ve convert ederek yolluyor olacağım arkadaşlar. Bu benim için şunun gibi bir yapı ortaya çıkartacak. Şurada development'ta mesela nasıl ki burada civitimizin secret'ı var bu şekilde. Bu kaç bitlik bilmiyorum. Kaç karakterlik daha doğrusu onu bilmiyorum. Ama bu da 64 olması lazım. Burada da yine 64 karakterlik benim için bir burada refresh token dönüyor olacak. Şimdi burada get principal from expired token isimli bir tane metodum var. Bu da şu işe yarıyor olacak arkadaşlar. Ben şimdi gittim ve bir refresh token endpoint'ine istek attım. Burada bu isteği attıktan sonra benim tabii ki son token'ıma ulaşabiliyor olmam lazım ki sistemde doğrulanıp sonrasında bir yeni refresh token oluşturabileyim. Şimdi burada tabii hem o token'ın erişebilirliğine bakacağız hem de süresinin dolup dolmadığına bakacağız. Yani biz bir tane login olduk. Ondan sonra refresh token ve normal access token aldık. Bu access token'dan sonra bu access token'dan sonra valla şimdi dur. Odağımızı kaybettik. Login oldum. Bir access token ve bir refresh token aldım. Daha sonrasında ben bu refresh token'ımla beraber bir dahaki seferinde hani direkt olarak giriş yapacağım ya. Yani hiç login'e düşmeden. Burada öncesinde tabii bu son token'ımın, son access token'ımın süresinin geçip geçmediğini de bilmem gerekiyor. Çünkü eğer adam direkt logout olmuşsa hani onun sistemde herhangi bir şekilde token'ı tutamayız session'da vesaire.
Çünkü orada artık revoke etmiş oluyoruz. Öyle olduğu için de son olan access token'ını da doğrulamamız gerek ki ve süresinin geçtiğinde doğrulamamız gerek ki yeni bir refresh token vermemiz hem bu adama mantıklı olsun hem de güvenli olsun. Oh, çok konuştum. Şimdi burada token validation parameters isminde bir tane değişken oluşturdum. Daha sonrasında validation parameters isminde de bir sınıfım var. Hatta şöyle yapsam daha güzel olur. Şu şekilde. Daha sonrasında burada aşağı inip validate issuer tarafına gelip bir bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada ben bu alanları default olarak hani false ayarlayacağımı söylemiştim biliyorsunuz. Çünkü test ederken ayağımıza bağ olmasın diye. O yüzden direkt böyle hızlı hızlı bunu true yapacağım tabii ki. Burada issuer signing key'i geleceğim. New diyeceğim. Symmetric security key diyeceğim. Şu şekilde zaten direkt benim için çıkarttı. Secret'ına kadar siz görebiliyor musunuz? Yok. Şurada. Sonrasında buradaki zaten token settings'teki secret'ı alıyor olacağım yine. Daha sonrasında da validate şurada virgülle validate lifetime'ı da false yapıyorum. Bu ayarları default olarak hani hiç bize sıkıntı yaşatmasın diye koyuyor olacağız arkadaşlar. O yüzden böyle direkt hani false olarak ayarlıyorum ki çoğu şeyi hani onlarla alakalı sıkıntılar yaşamayalım test ederken. Sonrasında bir token handler oluşturmamız gerek. Bu da GVT Security Token Handler isminde bir sınıfım var. Buna Token Handler diyeceğim ismine. Sonrasında da bunu new diyeceğim. Şu şekilde. Ondan sonra bir tane var principal diyerek burada gelip token handler'ımı çağırıp burada da validate token'ı çağırıyor olacağım. Daha sonrasında bunda token'ımı vereceğim burada. Bu token'ı da nereden alıyorum arkadaşlar? Gelip bakın buradaki get principal from token'dan string olarak tabii null da dönebilir burası. Bir tane token alacağım. Burada zaten token'ı yollamış olacağım zaten bu endpoint'e. Daha sonrasında validation parameters'ı burada vereceğim. Ondan sonra out olarak da burada security token'ı bana dönmesini isteyeceğim. Şu şekilde biraz daha aşağıya alalım. Ondan sonra şimdi buradaki security token'a bir bakmam lazım benim. Bakın şuradan dönen security token'a. Şimdi bu security token'ım dönmüşse eğer benim için şimdi bunun diyeceğim ki ben hani GVT Security Token olup olmadığına bir bakıyor olacağım. Daha sonrasında da GVT Security Token olmayan halinin header'ına şu şekilde alk headers equals mı diyeceğim. Equals security algorithm diyeceğim burada. Tabii yine algoritmamızı hashmek 256 ile koruyorduk. Sonrasında da comparisons'dan invariant culture ignore case. Burada da bu alanı çağırıp şunları bir aşağıya alsam daha faydalı olur bizim için diye düşünüyorum şu anda şu şekilde. Şunu kapatalım. Burada if sorgumuzu yazdık şu şekilde. Daha sonrasında da bu if'e eğer giriyorsa burada ben bir tane throw deyip new security token exception fırlatıyor olacağım arkadaşlar. Bu da bakın Secret Token Exception diye bir tane burada alanım var benim. Hani kendim bir exception yazıp onun içeriğini
Yine fırlatabilirim bizim yapımızdaki gibi. Ya da burada direkt hani bir fırlatabilirim. Token bulunamadı tarzında burada bir benim için throw işlemi gerçekleştiriyor olsun. Burada bu arada şunları kaldırabilirim direkt şuradan bu şekilde. Direkt bunu yollayabilirim. Eğer ki herhangi bir sıkıntı yoksa şuradaki alanda ben direkt olarak principal'ımı burada dönüyor olacağım arkadaşlar. Eğer ki buradaki secret token'a dönüyor olursam zaten burada hani token bulunmadığını olmadığını burada tespit edip ondan sonra da throw new exception'la beraber buradaki secret token exception'ı yolluyor olacağım dostlarım. Şimdilik bir bakalım kaç dakikamız sona ermiş. 10 dakikalık bir dersimiz olmuş. Şimdi burada tabii get principal'ın ben şuradaki alanına string ekledim. O yüzden buradaki token serviste de bunu ekliyor olmam gerekli. Daha sonrasında burada artık bana kızmıyor. burada ben acaba şey yaptım mı diye bir bakayım şuradan. Şimdi arkadaşlar token servisimizi yazdık artık. Hani burası sona erdi. Son olarak bu video dahilinde benim burada ayarlamam gereken bazı alanlar olacaktır. Şimdi az bir şey kopya çekmem lazım oradan tarafta. Şimdi token servisin bittiğine göre şimdi gelip buradan services diyerek at resident'la birlikte gelip bir tane iToken servisi veriyor olacağım. Onu da token servise diye yayını bağlıyor olacağım. Daha sonrasında da bu alanı geçtikten sonra benim şimdi artık burada JVT yapılanmasını da kurguluyor olmam lazım. Mesela deminki şuradaki token servisime gelip baktığımda ki bakın burada token validation parameters'ları ignore etmiştik buradaki token'ı doğrularken. Yine tabi aynı bir yapının olması lazım ki ben token'ımı girdikten sonra onu doğrulayacak bir sisteme yönleniyor olması lazım. Gelip de tabi burada kendim bunun için bir şey yazmama gerek yok. Çünkü ben token'ı nasıl vereceğimi, nasıl işleyeceğimi zaten söylüyorum. Onun haricinde burada zaten bir token oluşturuyorum. Bir de o token'ın nasıl işleneceğiyle alakalı alanları da dolduruyor olacağım. Hani secret'ım belli, key'im belli, JWT'im belli, işte ne bileyim audience'ım, issuer'ım belli. O yüzden dolayı hani bizde bu tarafta artık JWT servisleri yardımcı oluyor olacak. Burada aslında token'ı çözümlerken o servislerden yararlanıyor olacağız. Öncelikle at authorization authentication diyeceğim. Bulabiliyor muyuz? Yok. Tamam, bu authentication'ı gidip nereden almam lazımmış? Burada eklemem gereken bazı paketler olacaktır. Şimdi öncelikle ben bir JWT'yi eklemem lazım. Şuradan direkt bakıp aslında biraz daha net bilgi veriyor olayım. Şimdi burada JWT bearer'ı bakın şuradaki ASP.NET Core'un zaten bir sürümü var. Onu indiriyor olacağım. Daha sonrasında burada başka bir şey indirmeme gerek kalmayacak zaten. Bu yeterli benim için. Şimdi burada at authorization authentication. Evet. At authentication'ı burada çağırıyor olacağım. Şimdi optional parametrelerini burada ayarlamam lazım benim. Şu şekilde inerek. Şimdi burada default authenticate şemaya geldim. Burada HTTPS verebiliriz ama onun yerine hani JWT'nin kendi constant sınıfları var. JWT bearer default bakın. Burada authentication şema için benim için zaten burada bir tane bunun. Hani bakın buradaki bearer yazısı benim için var zaten. Bu olay şu şöyle gerçekleşiyor olacak arkadaşlar. Biz Postman'de pardon Swagger'da girip yukarıda bir tane işte orada kilit işareti koyuyor olacağız. Oraya bastığımızda da bearer boşluk token girerek burada hem JWT kullandığımızı belli etmiş olacağız. Hem de burada ona göre bir doğrulama işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi bir de default challenge şema var. Onu da aynı şekilde
yine GVT Bearer Defaults'tan alıyor olacağım. Ondan sonra burada artık @GVTBearer dedim. Buradaki yine aynı şekilde authenticate şemayı alıyor olmam gerek. Şu şekilde. Daha sonrasında burada virgülle şimdi gidip yine optional parametrelerimi yazıyor olacağım. Şimdi öncelikle burada bir save token işlemim var. Burada token'ı save edecek miyim onu soruyor benim için. Burada true diyeceğim tabii ki de. Bu sanıyorum ki direkt hani tarayıcınızın cookie'lerine veya şey içine bir ekleme yapıyordu diye hatırlıyorum ama tam net değilim. O yüzden çok da bu bilgiye itimat etmeyiniz efendim. Burada new diyerek token validation parameters yine oluşturacağım. Şekilde. Şimdi yine validate issue taraflarına bakıyor olacağım. Direkt bunu gidip şuradan alsam aslında hiçbir problem olmayacaktır benim için. Şu şekilde. Lifetime'ın burada false mu? Yok. Yapmamışız. Tamam. Şöyle yapacağız. Validate issue false olacak. Bu false olacak. Tamam. Validate issue signing key için herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Gerçi yapacağım. Onu da true halde kalabilir. Burada tabi artık gelip de getBytes tarafından token settings'in burada olmadığı için onu veremeyeceğim. Onun yerine burada şunu yapabilirim. Yine configuration'dan gelip GVT diyerek secret'ımı burada verebilirim. Bu şekilde daha sonrasında valid user var. Bakın. Burada eşittir diyerek configuration'ımdaki yine GVT issuer'ımı vereceğim burada. Bir de valid audience var. Onun için de buradaki audience'ı vereceğim. Şu şekilde tabii eşitlerini unuttuk. Ondan sonra da clockScale diye bir burada metodum var. Bunu da timespan 0 yapıyorum. Şu şekilde. Ondan sonra burada eklemem gereken başka bir şeyler var mı bir bakalım. Şuradaki şu yanlış bir kullanım tabii ki orayı bir düzelttik. Sonrasında bunu da kapattık. Bakalım burada herhangi bir ekleyeceğimiz bir alan kaldı mı? Kalmadığı gibi gözüküyor. Şimdi son olarak program CS tarafında bir şu şemaya dair bir alan yapıyor olacağım. Şimdi öncelikle bir gidip bakalım Swagger'ımızda. Çünkü herhangi bir şeyin değişmediğini göreceğiz aslında orada. Benim anlattığım olayla alakalı aslında herhangi bir şeyin değişmediğini göreceğiz. Şuradan şu şekilde bağlanıyor olalım. Şimdi bakın burada hala ben herhangi bir şekilde hani kutucuk veya işte orada kilit işareti vesaire görmüyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar oluşturmamız gereken alanlar var tabii ki de. Bunu Swagger'ın sağlıyor olmasını sağlayacağız aslında biz. Şimdi program CS'e geldiğimizde şimdi Builder Services'la beraber şurada hemen ya da şuralarda da olur. Yok, şunun altına devam edeyim. Şimdi Builder Services diyerek @Swagger gene şu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Şunu direkt olarak kapatayım. Daha sonrasında burada bir C diyerek şu şekilde C nokta demeyeceğim. Şöyle mi aşağı inmeliyim? Evet. C nokta Swagger doc var burada. Bakın. Ondan sonra burada artık benim Swagger içindeki bir title'ı belirleyebilme seçeneğim ortaya çıkmış oluyor ve
Tabi burada uygulamamın versiyonlarını da yine değiştirebilirim. Bunlar için ayrı servisler de yazabiliriz bu arada. Fakat şu an elimle direkt yazıyor olacağım. Şimdi new diyerek open API info'yu şu şekilde models'tan alacağım. Daha sonrasında bunun title'ı şu şekilde olacak. YouTube API versiyonu olacak. Yine bakın şurada. V1 yeterli benim için. Description'ı olacaktır. Eğer buradan direkt YouTube API Swagger Client ismini verebilirim. Şu şekilde. Daha sonrasında bunu zaten noktalı virgülle kapatıyor olacağım. Bunun altına şimdi gelip Add Security Definition isminde bir alanım var. Burada artık hani bearer'la çalışacağımı söylüyorum. Ondan sonra new open API security şema var burada. Bunun için de şu şekilde aşağı iniyor olacağım. Şurayı kapatayım. Name'i artık burada authorize authorizing type'ı security şemkey burada API key'i işaretliyor olacağım. Sonra şema olarak yine tabi bearer'ı burada veriyorum. Bearer formatı burada seçeceğim. JWT olduğunu belirtiyorum. Daha sonrasında in dediği kısım hani nereden alacağım aslında buradaki parametreleri onu da header'dan alıyor olacağımı söylüyorum. Description olarak da şu şekilde diyebilirim. Bearer yazıp boşluk bıraktıktan token'ı girebilirsiniz deyip şu şekilde şimdi burada R N şu şekilde bir alan yapıp örneğin deyip şu kaşış dizelerini kullanmaya çalışıyorum ama onun yerine direkt şunu yapsam ne olur? Buna da direkt ne desem şu şekilde acaba görebilir mi onu bilmiyorum. Örneğin şu şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar bir dakika. O kalsın çünkü aşağı indirmeye çalışıyorum hani client'taki alanda. Hani bir satır aralığı bırakmak istiyorum. O yüzden öyle bir şey yaptım. Şurada şunu kopyalıyor olacağım şu şekilde. Böyle bir alan yazıyor olacağım arkadaşlar. Sonrasında bu işlemi tamamlandıktan sonra artık add security requirements pardon şunu ekliyor olacağım. New open API security requirement diyorum şu şekilde. Şunu hemen kapatalım. Aşağıya indik. Bundan sonra da şu şekilde bakın bir dictionary olduğu için bir süslü parantez açacağım burada. Sonrasında içinde new open API security schema diyerek yine bir süslü parantez oluşturuyor olacağım şu şekilde. Onun içinde reference diyerek new open API referansı burada veriyor olacağım. Bunun içinde direkt olarak şu şekilde süslü parantez açıyor olacağım. Burada type'ını reference type deyip security schema. Ondan sonra da ID'yi de şu şekilde bearer diyerek veriyor olacağım arkadaşlar. Tabi burada bir virgül isteyecektir bende. Ondan sonra burada bir array empty diyerek string bir boş array oluşturuyor olacağım dostlarım. Bu şekilde de burada bir kullanımım olacaktır. Şimdi bakın burada artık şu eklediğim alanla birlikte deminki alandan farkımızı göreceğiz. Bakın en sonki şuydu. Gördüğünüz gibi.
Fakat artık bakın burada bir YouTube API Swagger Client ismi geldi. Bakın bunların yanında kilit işaretleri var artık. Bunlar da yoktu. Daha sonrasında bakın bu şekilde bir FK mesela burada bir alan bırakmışım. Value tarafını benden girmemi istiyor. Sonrasında burada Authorize ve Close seçeneklerimde çıkmış oldu. Şimdilik bu videoluk bu kadar olacak arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda artık oluşturmak istediğim bazı alanlarımız var. Onları oluşturuyor olacağım. Ben yine çekmeyi unutmuş muyum projeyi? Çok iyi abi. Yine bir konflikt aldık. O yüzden stage the change diyeceğim. Master'a geçişimi yaptım. Önceki ders 17'nin şeylerini ben çekmemişim muhtemelen. O yüzden böyle bir sorunumuz oldu. Daha sonrasında burada New Branch ile birlikte ders 18 diyeceğim. Create diyeceğim. Burada oraya geçişimi yaptım. Sonrasında da bunları apply ediyor olacağım bu şekilde. Sonrasında da artık bunları yolluyor olacağım. Tamamlandı. Ve şeklinde şöyle bir açıklama yazarak burada commit all and push diyerek buradaki alanları yolluyor olacağım dostlarım. Create a pull request diyor. Tabi burada oluşturmam bunu mümkün değil. O yüzden kendi Google hesabımla girmem gerek. Yok şuradan Cem'e geçmem gerek. Şekilde. Şimdi create pull request ile birlikte artık buradaki pull request'imi de oluşturacağım. Merge'ler çekildi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Bence yine iyi bir video oldu. 26 dakikayı devirmişiz. Bir sonraki videomuzda da artık bu alanları kullanacağımız, login işlemlerini yapacağımız, register işlemlerini yapacağımız alana geçiyor olacağız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Eğer like atıp ve abone olarak da destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere efendim.